Evet, Paşa Hocam, buyurun. Hocam, okulumuza güzel bir başlangıç yaptınız. İlk dönemi de atlattınız, geldiniz ilk veli toplantısına. Hadi bakalım, heyecan var mı? Ya hocam, yani özel okulda yeniyim ama yıllarca emekli olana kadar devlet okullarında yaptım veli toplantısı onlarca. En fazla çocukların eksilerini, artılarını anlatacağız velilere. Eksileri mi? Özel okulda. Paşa Hocam, bizim önceliğimiz nedir? Müdür Bey, eğitim, öğretim. Ya o kolay. Önceliğimiz iyi hizmet ve müşteri memnuniyeti. Veli müşterimiz, müşteri veli nimetimiz sinsi 2017. Çok özür dilerim müdür bey, biz tantunici miyiz? Böyle sloganlar, mologanlar. Çocukların genel durumları hakkında bilgilendirme yapacağım. Vallahi ben bunca yıldır bu sektördeyim, daha bir tane genel çocuk görmedim. Efendim? Bunların hepsi özel. Efendim, biliyorum her çocuk özeldir ama... Ya bunların anaları babaları da özel. Yılda 400.000 lira para veriyor bunlar. O yüzden bunları biraz gönüllerini hoş tutalım, idare edelim, ehliyelim, çocukların iyi yönlerine odaklanalım. Müdür bey, ben zaten her zaman çocukların iyi yönlerine odaklanmışımdır. Müsterih olunuz yani. Tamam, iyi, güzel. Bu arada yeni açtığımız drama sınıfına ilgi alaka biraz zayıf kaldı. Toplantının uygun tansiyonlu bir yerinde, siz aman efendim çocuklarınız böyle yetenekli, böyle güzel, ya bir taklit yapılıyor, yıkılıyoruz falan gibi şeyler söyleyeyim. O drama sınıfına doğru biraz ittirelim beni. İttirme. Aman ittirme, idealist şey. Ben görürüm biraz daha etrafını yılda 400.000 lira veren egolar çevirdiğinde. Dur neyse, çağırayım şunları da toplantı başlasın. Efendim buyursunlar. Buyursunlar. Bizim çocuğum çok sıkı. Ben o konu için özellikle bilhassa geldim. İlker, yani olsanız özel. Bizim var neyse, tabii görüyoruz. Senin çocuğun o kadar özel bir şey ki. O kadar özel. Efendim lütfen şöyle buyurun. Değerli veliler, efendim şöyle buyursunlar. Özel okul diyoruz. Tabii. Ya o kadar haklısınız ki inanamıyorum ya. Haklısınız. Sen öyle derken sen bu şekilde. Oturun. Evet, hoş gelmişsiniz hepiniz. Paşa Hocam, bütün sorularınızı iştenlikle yanıtlayacak efendim. Her türlü sorunuza cevap bulacaksınız. Beni soracak olursanız, ihtiyacınız olursa hemen yandaki sınıftayım. Ya bir drama sınıfı açtık, böyle bir şey olamaz. Ne cevherler, ne yetenekler, neler yapıyorlar çocuklar, etkinlikler falan bir şeyler. Galiba kontenjan da biraz kısıtlı mı kalmış? Neyse, teşekkür. Ben biraz onun başında durayım. Hani acele eden kazanır gibisine. Müdür bey ya. Efendim, hoş geldiniz tekrardan. Çocuklarımız hakkında bilgilendirme yapmadan önce bana sorusu olan varsa içinizden alayım soruları. Efendim, benim bir sorum var. Ben İbrahim'in annesiyim. Affedersin, ben babasıyım. Sağ olun bilgi için, iyi oldu. Efendim, bizim İbrahim ne konuda dahi, ne konuda daha dahi? Bizim İbrahim okulun en dahisi mi? İbrahim dahi miymiş? Tabii ki efendim. Tabii ki dahi. Hatta geçen gün ben internetten bir çocuğunuz dahi mi adlı testi çözdüm. Testte çocuğunuz dahi çıktı. Bunu ben bir tek söylemiyorum efendim. Yani internette aynını söylüyor. Ya sınıftaki hali pek öyle söylemiyor da. Gerçi daha yolun başında, yeni öğreniyor ama geçenlerde matematik dersinde 3 kere 5 kaç eder diye sordum. Evet. 3 tane 5'i yazıp 555 dedi yan yana. Dahi işte. Resmen dahi. Yani farklı bir yönden bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Einstein'ın da ilkokuldayken matematiği kötüymüş. Ah, öyle mi? Tamam. Matematik konusuna gelmişken. Hocam, Ozan neden matematikte hala istediğimiz seviyeye gelemedi? Efendim, Ozan'ın matematikte seviyesi çok iyi. Ah, i̇yi yani. Geçen trigonometri sordum, bilmiyor. Parabol sordum, bilmiyor. 3 birim yani denklem sordum, bilmiyor. İlkokul 3'e gittiği için olabilir mi? Şimdi bunları öğrenemezse benim çocuğum ne ara matematik dehası olacak? Formül üretecek, denklem kurup kendi adını Öklit gibi verecek. Öklit'i de mesela ilkokuldayken matematiği kötüymüş. Sanmıyorum öyle bir şey. Neyse beyefendi, aranızda çocuğu dahi olmayan var mı? Benimki dahi. Net dahi. Benimki bayağı dahi. Benimki hem daha iyi. Tamam. Sayın veliler, tamam anlaşıldı. Hepinizin çocuğu dahi. Maşallah. Daha iyi tabii canım. Daha iyi olmasa özel okulda ne işi var? Hocam, hocam. Ben 3B sınıfından Bartu'nun sınav kağıdını görmek için geldim. Matematik kağıdını görebilir miyim? Siz iyi misiniz? Böyle sallanıyorsunuz. Bu arada burası 3A efendim. 3B sınıfının öğretmeni değilim ben. Yanlış gelmişsiniz. Ben de Bartu'nun velisi değilim zaten. Çiçeğin velisiyim ben.
ancak okuldaki bütün notları tek tek kontrol ediyorum. O WhatsApp gruplarına veliler gönderiyorlar. Bir de ne göreyim? Bartu Çiçek'ten daha fazla not almış. Böyle bir şey olamaz. Kağıdı görmek istiyorum. Bu kadar yıllık öğretmenim, ilk defa başkasının kağıdına itiraz eden veli görüyorum. Çocuğunun geleceği hakkında bir şey öğrenmek isteyen bir velimiz yok mu sorusu ol? Benim varım. Şükür. Buyurun beyefendi, lütfen. Sorun, dinleyelim. Nedir sorunuz? Hocam, şimdi biz bu çocuğa senelik 400 bin lira veriyoruz bu okulda. Artı bunun servis parasıydı. Artı bunun yemekhane ücretiydi. Artı bunun kantiniydi, haçlıydı falan derken oluyor bu sana 555 bin lira yıllık. Bitmiyor. Benim sorum şu hocam. Buyurun. Bu çocuk kaç sene kendini çıkarır? Kendini mi çıkarır? Kaç seneye çıkarır? Fikri Bey, çocuk doğmuş zaten, çıkmış. Ne demek anlamadım. Hayır hocam, yani benim anlamadığım, şimdi bu çocuk ne zaman kendisini amorti eder? Bunu merak ediyorum. Yani bana ne zaman böyle kâr yapmaya başlar? Çocuk şimdi küçük, ileride değerlenir mi? Değerlenir. Çocuğun yanında metrobüs geçerse değerlenir herhalde. Arsa mı ya bu, ben anlamadım. Çocuktan bahsediyoruz. Hayır efendim, bir umut yoksa, bu çocuk kendini çeviremeyecekse... Ya sanayiye verelim bu çocuğu. Ya, ya bu bakış açısı da artık kaldı mı, alalım da sana. Ya zaten şöyle söyleyeyim de, ya olacak çocuk kendini böyle pat diye belli eder. Ya, aynen öyle. Nasıl belli edermiş? Mesela benim İbrahim'im, mesela tuvaleti geldi diyelim. Tuvaleti gelince karnı ağrır. Yapmazsa böyle yüzü kızar. Niçin? Tuvaleti geldiği için işte. Hayır efendim, dahi olduğu için. Mesela normal insanların o hacetin geldi, ne yaparsın? Tuvalete gider. Ama benim İbrahim'im asla tuvalete gitmez. Ne yapıyor? Halıya yapıyor. Halıya yapıyor, altına yapıyor ama asla tuvalete yapmıyor efendim. Ve bu onu dahi mi yapıyor yani? Pek tabii ki efendim. Einstein da çocukken halıya yaparmış. Beyim, yani bu bilgiye nasıl ulaştınız bilmiyorum ama... yani siz şimdi hacetinizden argüman oluşturup... olayı Einstein'a getiriyorsunuz yani. Adamın yakasını bırakın ya lütfen. Dahilik bu değil. Bu efendim, değil, dahilik. Değil, değil. Bu efendim, dahilik. Dahil, 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 sayın beyler, kafasını yiyor. Sayın beyler, sayın beyler, beyler. Sayın beyler, efendim yapmayın ya. Çocukların basit eylemlerine böyle anlamlar yüklemeyelim. Lütfen çocukları boğmayalım. Bunlar sadece ilkokul çocuğu. Ay sırf ilkokul çocuğu diye de... ben çocuğumla İngilizce makale okumayıp tartışamayacaksam... neden özel okula yolluyorum? Ablacığım diyorum, hanımefendi sizin... beklentiniz nedir? Zaten Ozan'ın İngilizcesi de çok iyi. Çiçeğin daha iyi değil mi? Ne? Çiçeğin diyorum, İngilizcesi daha iyi değil mi? Çünkü sonuçta benim çocuğum 2 ay İngiltere'de kaldı. Daha iyi olması lazım. Söyler misiniz hocam, Çiçeğin İngilizcesi daha iyi der misiniz? Hanımefendi, çocuğunuzu kıyaslamayın lütfen. Hocam ben sizinle şöyle özelden konuşayım. Korkmayın hocam. Niye? Hayırdır? Hocam bir ricam olacak size. Çiçeğin İngilizcesi daha iyi der misiniz şu an? Hanımefendi saçmaladınız şu an ama gerçekten Bu nedir şu? Euro mu ya o? Alın lütfen. Hocam zor bir şey değil. Çiçeğin İngilizcesi daha iyi diyeceksiniz. Ayıptır şu an. Euro düşmesin yeri. Daha düşmez zaten bu saatten sonra. Koyun. Hocam bu İngilizceyi almazsa kaça olur? Yani ders düşebiliyor muyuz? Yani bizim çocuğun felsefelik bir durumu da yok. Yani yabancı dil olmasa da olur. Onu ben çıkarıyorum buradan. Geçen zaten ben çocuğa... söyle bakalım oğlum, simple past tense dedim. Çocuk suratıma baktı, ağladı. Bence bunu bir sanayiye verelim dedim. Sizin var değil mi? O çocuğu sanayiye verirsiniz var yani değil mi? Ondan yani. Yani hocam yok, bir umut yoksa... diyorum ki bu çocuk kendini başa baş çıkaramayacaksa... verelim sanayiye gitsin. Hayır ben kârdan zarar etmeye de razıyım. Ha bu arada benim İbrahim'im İngilizce'de de dahi. Yani o konuda da dahi öyle mi? Evet o konuda dahi efendim kendisi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela çocuğa diyorsunuz ki yes mi ne olur diyorsun pat diye yes diyor. Oo. What is this diyorsun, pencil diyor. Peki pencil derken kaleme mi pencil diyor? Hayır efendim, ağaca, kuşa, böceğe, her şeye pencil diyor. Misal mesela İngilizce bir şarkı mı çalıyor, hemen böyle alkış çırpıyor. Öyle bir çocuk yani. Sözlerine eşlik ediyormuş. Hayır, asla bir dahi olduğu için öyle bir şey yapmıyor. Böyle duruyor, söyleyen arkadaşlarını böyle gözlemliyor. Zaten Einstein da... şarkı çaldığı zaman, İngilizce bir şarkı çalınca böyle alkış tutarmış efendim. Einstein. Benim çocuğum da zaten Einstein gibi bir dahi olduğu için. Hayır, benim çocuğum daha dahi değil mi hocam?
Yani tabii Ozancık da dahidir ama en dahi çiçek değil mi hocam? Hocam sabahtan beri konuşuyorsunuz, ediyorsunuz çocuklar hakkında. Bir tane dahi demediniz. Dahi deyin. Evet. Bu nedir ya? Tamam. Biz neden o zaman özel okula veriyoruz? Hiç. Ya alt üstü çocuklar dahi diyeceksiniz. Hiç. Dahi deyin. Tamam sizin çocuklarınız. Evet. Çocuk. Çocuk ya, bunlar delirttiniz beni burada. Çocuk ya. Gazoz kapağıyla futbol oynayan, seksek oynayan, top oynayan çocuk ya. Bunlara ne anlamlar yüklediniz bu kadar? Bunlar kendi işlerine zaten özeller. Bunların hepsi özel. Ama benimki bir tık daha özel değil mi? Kime ne anlatıyorum acaba? Benimciğim daha özel bir çocuk. Aç çocuğu. Ozan'a. Ne oluyor? Hayırdır çocuklar, ne bu hal? Ne oluyor? Grev yapıyoruz. Çocuklar olarak ailelerimizin üstümüzde kurduğu bu baskı politikası devam ettiği sürece bizi biz olduğumuz için sevip bizlere koşulsuz bir şekilde destek olarak görevlerini yapmadıkları sürece biz de çocukluk görevlerimizi yerine getirmeyeceğiz. Bu sınıfta grev var. Özel okulda grev var. Size bir şey demiyorum. Çocuklarınız zaten size verilebilecek en güzel dersi verdiler. Umarım anlamışsınızdır. Anladım seni Selçuk'um de şunu anlamadım. Ozancığım, canım çocuğum, neden manifestonda vurgu yükseltmiyorsun? He? Kalabalığı daha iyi alabilirdin. Çiçek, sen niye grev sözcüsü olmuyorsun? Ramazan davulcusu gibi dinmede dinliyorsun. He? Sen Ozan kadar konuşamıyor musun anneciğim? Belki ben konuşmak istemiyorum. Ha, öyle mi? Ateş gözlüm. Ateş gözlüm, senin üstünde ne yazıyor böyle? Üstünüzde grev. Ha. Grev gözcüsü. Bak, dahiye bak. Hala gözlemliyor, görüyor musunuz? Farklı bir dahi işte yani. Anlatabiliyor muyum? Yavrum ama sen niye grev yapıyorsun ki? Ben senin ne zaman üzerinde bir baskı kurdum ki? Sen bizi görüyorsun değil mi? Ha. Yahu üzerime daha ne kadar baskı kuracaksın anne? Hiçbir şey yapmadan dahi olmamı bekliyorsun. Azıcık kızarsın diye halıya onunla bile övünüyorsun. Benim rakibim Ayştayır. Ayştayır kim onu bile bilmiyorum. Bak. Einstein da bu yaşta kim olduğunu bilmiyordu. Kim? Ecmet. Ne yapıyorsun oğlum sen? Grev. Grev mi? Ulan bu grev gözcüsü olmuş, bu grev sözcüsü olmuş. Bu iyi kötü dümbelek çalıyor. Sen sadece grev mi lan? Olmaz, bu çocuktan olmayacak. Ben gidip bunu kaydını aldırıyorum. Evet, çok haklı. Ben de bu çocuğu aldırıyorum çünkü belli ki bu okulun çocuğuma faydası yok. Ha? Yok işte, bir vurgu yap be, vurgu. Bir dakika, durun. Bir dakika. Önce ben aldıracağım kaydı, çek. Aa, deli ayol. Mustafa Bey. Efendim efendim. Siz aldırmıyor musunuz? Hocam, bizim çocuğu siz okuldan atsanız, çünkü Einstein da okuldan atılmıştı. Hızlı öğreniyorsunuz. Oh be! Sonunda kurtulduk özel okul baskısından. Evet. Evet öğretmen, biz kurtulduk ama sizin için kötü oldu sanki. Müdür bey size kızmasın. Evet öğretmenim, keşke siz de önceki öğretmenimiz gibi sizin çocuğunuz bir dahi, sizin çocuğunuz çok özel bir çocuk falan deseydiniz. Müdür bey şimdi size kızacak. Çocuklar ya, kızar mı hiç? O da eğitimci, anlar halden. Doğruları söyledim. Doğruları söyleyenler kazanır. Bunu unutmayın. Niye kızsın zaten? Yani ben kötü bir şey yapmadım ki. İyi oldu. Kızar mı hiç müdür bey ya? Cidden soruyorum lan, kızar mı? Paşa bey! Kızmış. Ulan ben size dram sınıfı diyorum. Siz bana dram yaşatıyorsunuz ya. Ya sizin yüzünüzden kaç tane müşteri kaybettim ben, haberiniz var mı? Nasıl yani hocam? Siz bizi müşteri olarak mı görüyorsunuz? Evet. Kusura bakmayın da yapmak zorundaydım. Haklıydım. Haklı olanlar kazanır yani. Lütfen. Haklı olanlar kazanabilir. Ama siz bu kez kaybettiniz. Neyi kaybettim? İşinizi. Hocam. Çekil bakayım çocuğum. Ha bu arada
çok güzel drama sınıfımız açıldı. Parkta, bahçede oynarken arkadaşlarımız da bu drama sınıfını söyleyeyim. Olur mu benim güzel? Söylemeyeceğiz. Kızım? Ama söyleme eşek bana. Ah be hocam be. Biz sana dedik. Sen de keşke bizim için dahi deseydin. Ha, boş ver. Olan oldu, boş ver. Gülün biraz, eğlenin ya. Yüzünüz gülsün, hadi bakalım. Çiçek, dersimiz müzik, konumuz da halay. Çal! Gel bakalım böyle. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.